İyi günler arkadaşlar. 21. föy ile birlikteyiz. Üriner sistem boşaltım sistemine devam ediyoruz. Evet, geri emilme, süzülmeyi gördük. Geri emilme nefronlarda çok önemli bir olaydır. ATP burada harcanır. ATP'nin en çok harcandığı yer geri emilmedir. Şimdi geri emilme nerelerde olur? Bakın proksimal tüpte olur, henle kulpunda olur, distal tüpte olur ve toplama kanalında olur. Biliyorsunuz glomerulus yani kan kılcaları içerisindeki pordan geçebilen her şey Bowman kapsülüne geçmişti. Ve içerisinde neler vardı o süzüntüde? Su, sodyum klorür, tuz yani bikarbonat, hidrojen, üre, glikoz, aminasit, yağ asidi, gliserol, bazı ilaçlar. Bunların hepsi vardı. Ve e Bowman kapsülünden bu süzüntü proksimal tüpe geçer. En fazla geri emilimin olduğu yer proksimal tüptür. Besinlerin tamamı alınır. Tuz emilir, su emilimi olur. Bikarbonat iyonları emilir. Burada süzüntünün pH'ini dengelemek için amonyak veya hidrojen de kandan ne yapabilir? E, bu nefron kanallarının içerisine gönderilebilir. Henle kulpunun aşağı inen kolunda suyun emilimi olur, yukarı çıkan kolda tuzun emilimi olur. Önce klor sonra sodyum emilir. Klor aktif taşıma ile alınırken sodyum difüzyonla alınır. Klor iyonları giderken sodyumu çekerler. Demek ki klor için ATP harcarız ama sodyum difüzyonla ATP harcanmadan alınabilir. Daha sonra distal tüpte, distal tüpün başlangıç kısımları özellikle ADH ve aldosteronun etkili olduğu yerlerdir. Burada tuz ve su emilimi olur. Distal tüpün sonlarına doğru ise e ee, geri emilme artık biter. Ee, aktif boşaltım başlar. Yani salgılama başlar. Ayrıca e, toplama kanalında da e, geri emilme olur. Tuz emilimi olur, üre emilimi olur ve su emilimi olur. Bunun biraz daha ayrıntısına girelim. Evet proksimal tüpte glikoz, amino asit, sodyum aktif taşımayla emilir. Çok enerji harcanır. Su pasif taşımayla ozmozda alınır. Sağlıklı bir insanda glikoz ve amino asitlerin tamamı %100'ü proksimal tüpte geri emilir. İdrarda sağlıklı bir insanda glikoza rastlanmaz. Proksimal tüpteki epitel hücreleri vücut sıvılarının pH'ının dengesi için hidrojen iyonu salgılar. Süzüntü fazla asidik olduğunda ise amonyak salgılar. Amonyak tampon olarak davranır, hidrojen iyonu ile birleşir Amonyum oluşturulur o süzüntünün içerisinde. Aynı zamanda süzüntü içinden bir karbonat iyonları emilerek de kanın pH'ı dengelenir. Demek ki proksimal tüp en fazla geri emilimin olduğu yerdir. Aktif taşımayla bütün besinler emilir, suyun emilimi gerçekleşir. Ayrıca burada tuz emilimi de olur. Henle kanalının inen kolunda ve çıkan kolunda farklı e, maddelerin emilimi olur. İnen kolda suyun emilimi olurken çıkan kolda tuzun emilimi olur. Çıkan kolda iyon kanalı bakımından zengin olan çıkan kolda su kanalları bulunmaz. Bu nedenle çıkan kolda su geri emilmez. Burası özellikle tuzların emiliminin gerçekleştiği yerdir. Önce klor emilir aktif taşımayla, sonra sodyum emilir difüzyonla. Evet, inen kolda ise tuza karşı çok geçirgen olmayan İnen kolda su emilimi fazladır. Su emilimi arttıkça süzüntü yoğunlaşır. Demek ki inen kolda suyun emilimi olur. Çıkan kolda tuzun emilimi olur. Distal tüpte. Distal tüpte vücut sıvılarının iyon dengesinde yani potasyum, tuz önemli yeri vardır. Distal tüp içindeki süzüntüye potasyum iyonu salgılanırken yani kılcal damardan distal tüp içerisine potasyum gönderilir. Sodyum klorür emilimi gerçekleştirilir. Böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hormonu buradaki iyon değişimini sağlar. Distal tüpte proksimal tüpte olduğu gibi hidrojen salgılayıp bir karbonat emilimi yaparak kanın pH'ı ayarlanır. Burada hipofizden salgılanan bir hormon var önemli olan nedir o? ADH hormonu. ADH hormonu suyun emilimini ayarlar. Distal tüpün başlangıç kısmı aldosteron ve ADH hormonunun etkili olduğu yerlerdir. ADH hormonu distal tüpte ve idrar toplamak kanalında suyun geri emilimini arttırır. Distal tüp çeperi üreye geçirgen olmadığından distal tüpte üre emilimi olmaz. Toplamak kanalında da yine geri emilim olur. Aktif taşımayla tuz emilimi olur. ADH burada da etkilidir. Suyun geri emilimini sağlar. Süzüntüde üre yoğunluğu yüksek olduğunda pasif taşımayla üre emilir. Ürenin yarısı burada geri emilir. Aktif boşaltım salgılama. Eğer kılcal damarın içerisinde atılması gereken bir şeyler varsa distal tüpün son kısmında aktif taşımayla distal tüp içerisine gönderilir. Süzülme ile boğman kapsülüne geçemeyen maddelerin kılcal damarlardan geri emilimin tam tersi yönünde aktif taşımayla kanalcağa geri verilmesidir. Bazı ilaç kalıntıları penisilin gibi asidik ve bazik maddeler amonyak, hidrojen, bikarbonat, potasyum iyonları ve gıda boyalarının kandan uzaklaştırılabilmesi için kılcal damardan nefron kanallarına aktif taşımayla gönderilmesi gerekir. Salgılama olayı ağırlıklı olarak nerede olur? Distal tüpte olur. Evet distal tüpte de demek ki kılcal damarın içerisinde olan atılması gereken bir şeyler varsa hidrojen olabilir, potasyum olabilir, antikorlar olabilir, penisilin gibi antibiyotikler olabilir. Bunlar aktif taşımayla distal tüpün içerisine gönderilirler. Gelin birkaç tane soru çözelim. Önce 2017 LYS'de çıkmış bir soru. İnsan böbreğinde yer alan aşağıdaki yapıların hangisinin içeriği dışarıya atılan idrar ile aynı bileşimdedir? Evet, bakın dışarıya atılan idrarla aynı bileşimde olan bir şey arıyoruz. Artık havuzcuğa gelen sıvıya biz idrar diyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız bu soruda edirne olacaktır. Yine 2016 LYS'de çıkmış bir soruyla devam ediyoruz. Tabloda sağlıklı bir insanın kan plazması ve idrarındaki bazı maddelerin yaklaşık miktarları verilmiştir. Buna göre tabloda üre, sodyum ve glikozu gösteren KLM harflerinin doğru karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi bakıyoruz. Kanda K kan maddesi kan plazmasında 100 ama idrarda yok. O zaman idrara ne geçmemiş olabilir? İdrara hiç geçmeyen şey nedir? Tabii ki glikoz olacak. Demek ki ben K'nın glikoz olduğu bir şey arayacağım. Nerede var o? C'de var ve de D'de var. Demek ki C ve D'den birisi bizim cevabımız olacak bu soruda. Şimdi bakıyorum. L maddesi kanda 140 iken idrarda 90 Demek ki bir miktarı ne yapılmış? Atılmış fakat çoğunluğunu ço çoğunu demeyeyim, çoğunluğa yakın, yarıya yakın ne yapılmış? Geri emilmiş. Hangisi daha faydalıdır? Emilmesi gerekir. Sodyum mu? Sodyum klor tuz biliyorsunuz olabiliyor ve bir de üre. Dolayısıyla dikkat edin. Sodyum daha önemlidir. Sodyumun emilmesi daha önemlidir. Sodyum daha çok ihtiyaç duyulan bir şeydir. Büyük ihtimalle o zaman L sodyumdur. Evet bakıyorum M kan plazmasında %15 idrarda 900 dolayısıyla üre çok da e, vücut için faydalı bir şey olmayacağı için sadece kanın pH'ının dengelenmesinde görev yapacağı için e, M burada üre olma ihtimali yüksektir. Bu da cevabımızı ne yapar bu soruda? Ceyhan yapar. Evet örnek 3 ile devam edelim. Normal bir insanda KLM olarak adlandırılan 3 madde ile ilgili olarak nefronda gerçekleşen bazı olaylar aşağıda gösterilmiştir. Bu üç maddenin üre, amino asit ve penisilin olduğu bilindiğine göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Doğru olanı arıyoruz. Bir bakalım. K maddesi var, L maddesi var ve de M maddesi var. Evet, K maddesini bir inceleyelim. Süzülme ve tam geri emilim. Demek ki bakın tamamı geri emilmiş. Tamamı geri emilmişse bu kesinlikle aminasittir. Üre aminasit ve penisilin arasında tamamı emilen kimdir? Besin maddesidir. Ya aminasit olabilir veya glikoz olabilir. Dolayısıyla ben K'nın aminasit olduğu bir şık arıyorum. K'nın aminasit olduğu şıklar nerede var? C'de var ve de e de var. Şimdi üre ve penisiline geldik. Bakın L maddesi süzülmeye uğramış ve kısmen geri emilmiş. M maddesi salgılanmış. Penisilin ve üreden hangisi salgılanır tabii ki penisilin salgılanır. Dolayısıyla M penisilin olmalıdır. Bu da mı? bu soruda. Ceyhan yapar. 2010 LYS'de çıkmış bir soru. Evet, nefron kanallarıyla ilgili önemli notlar. Üre ve ürik asitin geri emilimi sırasında aktif taşıma yapılmaz. Sağlıklı bir insanda glikoz ve amino asitlerin tamamı, suyun %99'u, sodyumun %99,5'u, ürenin yaklaşık %50'si geri emilerek ne yapılır? Kana verilir. Nefron hücreleri yeterli oksijen bulamazsa geri emilme ve salgılama aksar fakat süzülme devam eder çünkü enerji harcanmadan gerçekleşir. Şeker hastalarında kandaki glikoz oranı eşik değerin üzerinde olduğu için glikozun fazlası idrarla dışarıya atılır. Sağlıklı insanın idrarında glikoza rastlayamayız. Geri emilmede rol oynayan hormonlar. Bir tanesi ADH veya vazopressin. Evet ne yapıyordu? Nefronun distal tüpünde özellikle etkiliydi. Hipofizin arka lobundan salgılanıyordu. Aslında hipotalamusun ürettiği bir hormondu. Ve nefronlardan suyun geri emilmesini sağlıyordu. Eksikliğinde de şekersiz şeker hastalığı ne yapar? Ortaya çıkar diabetus insipidus. Aldosteron hormonu ise ne yapar? Yine distal tüpte etkilidir ve de e, tuzların geri emilmesini sağlar. Böbrek üstü bezlerinin kabuk kısmından salgılanan bir hormondur. Evet, distal tüpün sodyum geri emilimini e, sağlaması eş zamanlı olarak da potasyum atılmasını uyarır. Bu şekilde vücudun mineral dengesi sağlanır. Yani sodyum emerken potasyumun da atılması sağlanıyormuş. Eğer yeterli salgılanmazsa Addison hastalığı ortaya çıkar deri tunç rengini alır. Böbrekler al yuvar hücrelerinin üretilmesinde de önemli bir role sahiptir. Eritropoietin hormonu salgılarlar kemik iliği uyarılır ve al yuvar yapımı sağlanır. Eritropoietin hormonunun %90'ı böbreklerde %10'u ise karaciğerde üretilir. Böbrek yetmezliği olan kişilerde eritropoietin azalmasına bağlı olarak anemi hastalığı ortaya çıkar. Evet idrar. İdrarın yapısında su vardır, ürik asit vardır, üre vardır, amonyak vardır, sodyum, potasyum, kalsiyum, klor, kreatin, hormonlar, amonyak, fazla vitaminler, B ve C, az sayıda da lökosit bulunur. Hatta ne kadar çok vitamin atılırsa idrar o kadar sarı olur. İdrarın pH'i 5 ile 7 arasındadır. Günde ortalama 1 ile 1,5 litre kadar idrar oluşur. İdrar kesesi ise 300-500 santimetre küp kadar idrar depolayabilir. Homeostasinin korunmasına bakalım. Böbrekler homeostasinin korunabilmesi için su ve mineral dengesini sağlarlar, kan basıncını ayarlarlar. Vücuttaki üre, ürik asit, amonyak, bilirubin, kas kasılması sonucunda Açığa çıkan kreatin gibi zararlı atıkların uzaklaştırılması sağlanır. Kanın pH'ı sabit tutulur. İhtiyaca göre ne yapar? Hidrojeni salgılar. Nefron kanallarının içerisine veya ürenin gelebilmesini sağlar. Kanın pH'ini her zaman ne yapar? Dengede tutar. Karaciğer zehirli amonyağı daha zehirli olan üreye ürik asite çevirir. İlaç kalıntıları alkol gibi maddelerle karaciğer savaşır. Deriden ter bezleri sayesinde su ve tuz atılır ve kandaki denge sağlanır, vücut ısısı ayarlanır. Akciğer kandaki karbondioksiti uzaklaştırarak hem kanın pH'inin ayarlanmasında, kanın oksijen taşınmasının sağlanmasında e, rol oynar. Demek ki bakın pHta da rolü varmış. Evet, burada inceliyoruz. Böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarındaki Maddelerin değişimi. Bakın su böbrek atar damarında fazladır. Böbrek toplar damarında azdır. Demek ki idrara geçer, idrarla atılır. Glikoz böbrek topla, böbrek atar damarında fazladır. Böbrek toplar damarında azdır. Çünkü böbrek de glikoza ihtiyaç duyacaktır enerji üretmek için. Oksijene de keza ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla böbrek atar damarında fazla, böbrek toplar damarında az olacak. E, böbrek hücreleri solunum yaptıkları için böbrek atar damarında karbondioksit azdır. Toplar damarda fazla olacaktır. Üre böbrek atar damarında fazladır. Toplar damarda azdır. Çünkü idrara gönderecek. Kan proteinleri eşittir. Çünkü ne yapmaz glomerulustan boğman kapsiline kan proteinleri geçmezler. Böbrek atar damarında vitamin fazladır. Toplar damarında azdır. Çünkü idrarla bir miktar vitamin atılır. Kan hücrelerini ise biz ne yaparız? Eşit kabul ederiz. Aslında bir miktar e, lökositin idrara geçmesi diye bir durum söz konusu. Üre miktarı en fazla olan kanal böbrek atardamarıdır. Fakat üre derişimi en fazla olan kanal ise üreterdir. Evet en fazla böbrek atardamarında var. Bir kısmı ne yapıyor? Yarıya yakını idrara geçiyor. Bu yüzden üre derişimi en fazla üreter kanalı olur. Böbreğin görevlerine bakalım. Metabolizma sonucu oluşan atıkların kandan süzülmesini ve atılmasını sağlar. Kan plazmasındaki su ve mineral dengesini sağlar. Salgıladığı eritropoietin, eritropoietin hormonu ile ne yapar? Kan hücreleri üretilmesini yani alyuvar yapılmasını sağlar. Uzun süreli açlık durumlarında amino asitlerden ve yağ asitlerinden glikoz dönüşümünü sağlayarak kan şekerini düzenler, kanın pH'inin sabit tutulmasında görev alır. İnsanda bulunan bazı vücut sıvıları ve bu sıvıların bileşenleri aşağıdaki ki gibidir. İnceleyelim. Alüvar kanda vardır fakat geçmez. Dolayısıyla doku sıvısında lenfte boğma kapsülünde görmeyiz. Akyuvar kanda vardır. Doku sıvılarına geçer. Çünkü akyuvarlar amipsi hareketler yaparlar dokulara geçip mikroplarla savaşırlar fakat Bowman kapsülünde idrarda terde onu görmeyiz. Glikoz kanda vardır, doku sıvısında olur, lenfe geçer, Bowman kapsülüne de geçer fakat proksimal tüpte geri emileceği için idrarda görmeyiz, terle atılmaz. Evet tuzlar hem kanda hem doku sıvısında hem de idrarda olabilir. Dolayısıyla hepsinde var. Terle de ne yaparız? Tuz atarız. Proteinler kanda vardır, doku sıvısında olabilir, lenfte olabilir fakat Bowman kapsülüne geçmezler. Çünkü glomerulustan Bowman kapsülüne geçmez. Dolayısıyla idrarda olmaz, terle atılmaz. Su her tarafta olabilir. Vücudumuzun zaten çoğunluğu sudur. Üre ise yine bakın hem kanımızda hem doku sıvımızda hem de idrarda hem de ter ile de bir miktar atılabiliyor. Evet böbrek taşları Böbrek taşları havuzcukta oluşurlar. Evet, böbrek taşlarının olduğu yer havuzcuk. Ve idrar yollarında aşağıya doğru ilerledikçe de çok şiddetli ağrı yaparlar. İdrar yollarındaki tahribattan dolayı idrarda kan görülebilir. Taşlar kalsiyum içeriklidir. Böbrek yetmezliği Böbreğin fonksiyonlarını tam olarak veya tama yakın derecede yapam yapamaması durumuna denir. Nefronların %75'i çalışamaz duruma geldiğinde belirtiler başlar. En önemli belirtisi süzme mekanizması bozulduğundan kanda artak artık madde birikimi olur ve ödem oluşur. İdrarla atılması gereken maddeler atılamaz ve vücutta kalır. Diyaliz ünitesi böbreği ne yapar? Temizler. Böbrek yetmezliği görülen hastalar hayatlarının artık geri kalan zamanında çoğunlukla diyaliz makinasını kullanırlar. Tek tedavi şekli ise böbrek naklidir. İdrar yolu enfeksiyonları idrar yolundan mesaneye kadar ulaşan bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Sadece mesanede görülürse sistit olarak adlandırılır. Enfeksiyonun en yaygın belirtisi idrar atımı sırasında ve sonrasında meydana gelen yanma hissidir. Sık idrara çıkma, idrarını tam yapamadığı hissi belirtileri arasında sayılabilir. Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Enfeksiyonun sebepleri arasında havuz, deniz, sauna gibi ıslak ortamlar, genital akıntı ve cinsel ilişki sayılabilir. Üriner sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenler Günde en az 1,5-2 litre su içmek gerekir. Böbrek taşı oluşumunu engellemek için idrarı uzun süre tutmamak gerekir. Aşırı acılı baharatlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Evet, bilinçsiz ve fazla ilaç tüketiminden kaçınılmalıdır. Yanlış ilaçlar da tehlikeli sonuçlara yol açar. Kişisel tuvalet temizliği önemlidir. Diş çürüğü, boğaz enfeksiyonu gibi iltihaba yol açan hastalıkları da hemen tedavi etmek gerekir. Evet örneklerle devam edelim. Örnek 4. Yukarıda bir nefronun yapısı numaralandırılarak şematize edilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Doğru olanı arıyoruz. 1. 1 numaraki glomerulus'tur. 1 numaralı yapının iki ucu da atardamara bağlıdır. Kesinlikle doğru. 2 numara boğman kapsülü. 2 ve 5 numaralı yapılarda glikoz üre. Su ve al yuvarları rastlanır. Asla al yuvarları rastlanmaz. Al yuvarlar glomerulostan boğma kapsülüne geçmez. Demek ki aradığım şıkta 1 olacak ama 2 olmayacak. 2 olanları atarım. 1 de olacağına göre Bursa gider. Cevabım Adana olarak kalır. Örnek 5. Böbrek yetmezliği görülen bir bireyde durumlarından hangileri oluşur? Evet böbrek yetmezliği varsa idrar oluşumunda ciddi bir azalma görülür. Zaten idrarını tam atamama hissi olur. Vücutta atık maddeler normal seviyelerin üstüne çıkarlar. Evet idrarı yeterince atamazsa vücutta kalır. Kan plazmasının su ve mineral dengesi de bozulur. Dolayısıyla cevabım bu soruda edirne olur. Örnek 6 ile devam edelim. Sağlıklı bir insanın idrarında verilenlerden hangileri görülür? Sağlıklı bir insandan bahsediyoruz. Glikoz olmaz üre olur, al yuvar olmaz. Bu da cevabımı Bursa yapar. Örnek 7 ile devam ediyoruz. Yukarıda verilen nefron kısımlarının böbrekte bulundukları yerlerle doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Hemen bir bakalım. Bakın böbreğin kabuk kısmı ve öz bölgesi var. Malpigi yani glomerulus artı boğman kapsülü böbreğin kabuk kısmındadır. Henle kulpu böbreğin öz bölgesindedir. Distal tüp ve proksimal tüp de yine böbreğin kabuk kısmındadır. Dolayısıyla cevabım bakıyorum Adana olur. Örnek 8. Böbrek hastaları düzenli olarak diyaliz makinesine girmezlerse durumlarından hangilerinin meydana gelmesi beklenir? Kandaki azotlu artık miktarı artar mı? Kesinlikle artar eğer diyaliz makinesine girmezse. İkincisi idrar oluşturamadığı için vücutta kanla dolaşan sıvı miktarı artar. Çünkü idrar atamadığına göre artacaktır sıvı miktarı da kanla dolaşan. 3 üreterle mesaneye geçen madde miktarı artmaz. Bu olmaz çünkü zaten böbrek düzenli çalışmıyor. Dolayısıyla mesaneye geçen sıvı miktarı ne yapacaktır? Azalacaktır. Evet cevabımız o zaman 1 ve 2'nin olduğu e, bursa olarak ortaya çıkacak. Geldik dokuzuncu soruya. Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin geri emilimi sırasında aktif taşıma yapılmaz? Hangilerini aktif taşımayla almayız? Üreyi kesinlikle aktif taşımayla almayız. Ürik asidi de kesinlikle aktif taşımayla almayız. Ama amino asit proksimal tüpte hepsini ne yaparız? Geri emeriz. Aktif taşımada kullanırız. Dolayısıyla bu da sorumuzda cevabımızı denizli yapar. Hadi gelin ödev testleriyle devam edelim. Birinci soruyla başlıyoruz. Nefrona ait verilen yukarıdaki şekilde numaralandırılmış kısımlardan hangisinde üre yoğunluğu en fazladır? Üre yoğunluğunun en fazla olacağı yer neresidir? Tabii ki bakın buradaki toplama kanalı olacaktır. 5. Dolayısıyla cevabım da Edirne olacak bu soruda. İkinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıda bazı özellikleri verilen kılcal damarlarla ilgili ne özellik verilmiş? Nefronun yapısında bulunurmuş. Demek ki glomerulus kılcalı bu. Boğman kapsülle birlikte malpik cisimciğini oluşturur. Evet glomerulus kılcalından bahsediyoruz bu soruda. Grafiklerindeki durumlardan hangileri çizilebilir? Hemen bakıyorum. Kan basıncı her zaman bakın normalden yüksektir. 70 mm civa. Demek ki aradığım şıkta 1 olacak. Süzülmede kullanılan enerji miktarı sıfırdır. Evet süzülmede enerji harcanmaz demek ki 2 de doğru olacak. Geri emilen madde miktarı sıfırdır. Evet süzülmede sadece glomerulustan boğma kapsülüne geçer. Geri emilme olmaz. Bu da cevabımı Edirne yapar. Üçüncü soru. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrek tarafından salgılanır? Tabii ki eritropoietin. Dördüncü soru. Böbrek atar damarında. Maddelerinden hangileri böbrek toplar damarına göre daha fazladır? Atar damarda fazla olanı arıyorum. Toplar damara göre glikoz fazladır. Böbrek glikozun bir kısmını kullanacağı için böbrek atar damarında glikoz fazla olacaktır. Tuz da fazladır. Bir kısmı zaten ne yapılır? İdrarla atılabilir. Ama karbondioksit atar damarda az, toplar damarda fazladır. Bu da cevabımı bu soruda denizli yapar. Geldik 5. soruya. Yukarıdaki organlardan hangileri homeostasi yani vücudun iç dengesini sağlayan bir şeyler yapar? Karaciğer yapar, tutar amonyağı üreye ürik çevirir. Böbrek yapar, dışarıya su atar, tuz atar, amonyağı atar, üreye atar. Deri su atar, üre atar. Dolayısıyla bakın hem böbrek hem de deri cevabımda olacak. Bu da cevabımı Edirne yapacak. Altıncı soruyla devam edelim. Sağlıklı bir insanda glikoz molekülü yapılarından hangisinde bulunur? Evet proksimal tüpte bulunur. Zaten tamamı proksimal tüpte geri emilir. Distal tüpe, henle kulpuna, idrar toplama kanalına, malpigi piramitlerine glikoz geçmez sağlıklı bir insanda. Dolayısıyla cevabım Adana olacak bu soruda. Geldik yedinci soruya. Yukarıda gösterilen şekil ve X maddesiyle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Evet X maddesi ne olabilir? Eritropoyetin hormonu olabilir. Öyle değil mi? Veyahut da bakın kabuk kısmına salgılanan başka bir hormon olabilir. Ne yapıyormuş? X kırmızı kemik iliğini uyarmış, alyuvar ürettirmiş. Demek ki bu eritropoyetin hormonudur. X böbrek üstü bezinden sentezlenen aldosterondur. Hayır. Bakın ke kırmızı kemik iliğini uyarmış. İki böbrek yetmezliği görülen kişilerde anemi meydana gelir. Evet eritropoyetin salgısı azalacağı için. 3. X eritropoyetin hormonudur ve yetişkin bir bireyde %90'ı böbrekte sentezlenir. Bu da doğrudur. Cevabında dolayısıyla Edirne'dir bu soruda. 8. soruyla devam edelim. Boşaltımda görev alan hormonlar ile sentezlendiği yerlerle ilgili eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Eritropoyetin karaciğer eşleşmesi vardır. Çünkü eritropoyetinin bir kısmı karaciğerde sentezlenir. Evet aldosteron hormonu böbrekten sentezlenmez. Böbrek üstü bezinden sentezlenir. Dolayısıyla aradığım ışıkta 2 olmayacak. Vazopressin ADH hipotalamusta üretilir. Hipofizin arka lobunda depolanır. Dolayısıyla bunu da doğru olarak alabilirim. Eritropoyetin hormonu böbrek üstü bezinden değil böbrekten salgılanır. Dolayısıyla bursa yani 1 ve 3 cevabımız olacak bu soruda. 9. soruyla devam edelim. Aşağıdaki özelliklerden hangisi glomerulus kılcallarını normal vücut kılcallarından ayırmaz? Yani ikisinde de aynı olan bir şey arıyoruz. İki ucunda atar damar olması glomerulusun özelliğidir. İki katlı yassı epitel glomerulusun özelliğidir. Kan basıncının sabitliği glomerulusun özelliğidir. Tek yönlü madde geçişi glomerulus da vardır. Proteinlerin geçişine izin vermeme ikisinde de olur. 10. soruyla devam ediyoruz. Böbrek hücrelerinde yukarıdaki grafiğin görüldüğü bir insanda olaylarından hangileri aksar? Bakın ne olmuş? enerji üretimi azalmış. Yani enerji harcanan bir şey bundan etkilenir. Süzülmede enerji harcanır mı? Hayır etkilenmez. Salgılamada enerji harcanır mı? Harcanır. Aradığım da 2 olacak. Geri emilmede enerji harcanır mı? Harcanır. Dolayısıyla 2 ve 3'ün olduğu denizli cevabımız olacak bu soruda. Yukarıdaki yapılandırılmış gridde boşaltım sistemi ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Hangileri böbreğin kabuk bölümünde bulunur? Bowman kapsülü bulunur. Proksimal tüp bulunur. Glomerulus bulunur. Dolayısıyla bakın cevabı var. Hangileri böbreğin sentezlediği hormonlardandır? Eritropoyetin var mı? Yok. Dolayısıyla cevabım bursa olduğu bu soruda. Geldik 12. ve son soruya. Boşaltım sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Böbrekler uzun süreli açlık durumunda amino asitler ve gliserolden glikoz sentezi yapar. Doğru. Üre ve ürik asitin geri emiliminde aktif taşıma yapılmaz. Kesinlikle doğru. Ağırlıklı olarak Bowman kapsülünde gerçekleşen salgılama olayında yanlış. Bowman kapsülünde salgılama olmaz. Bowman kapsülünde süzülme olur. Bu da cevabımı Ceyhan yapar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.